Salik demek Allah yoluna girmiş insan demek. Murid de aynı manadadır. Salik de o manaya gelir. Allah yoluna girmiş Rabbinin nuruna dalmayı murad eden kulların iptida halinde diyor Meşayih Hayzam kelime-i tevhid zikriyle meşgul olmaları gerekir. La ilahe illallah. La, günlük evradının haricinde boşa kalan zamanlarda La ilahe illallah bu zikri yaparken de muhiddin Arabi Hazretlerinin de buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim okuma niyetiyle yaptığınız zaman Kur'an-ı Kerim okumuş sevabı da alıyorsunuz. La ilahe illallah, la ilahe illallah derken kul tabi bunun belirli iptida hali var, orta hali var, son hali var. Günden güne gözünden daha önce gözüken şeylerin e, silindiğini, hepsinin bir gölge olup asli varlığın Hak Subhana ve Teala olduğunu kalben hissedip anlayacak. Ama bunu tabi Evliya-i İkram hadaratının kitaplarından okuyup ama onların yanına hiç girmeyip o, o dil ile okuduğunu dil ile okumakla yaşayacağını zanneden bir takım insanlar gibi değil. Onun için hakkıyla tasavvufa girmeyen maazallah dininden olur diye söylemişler. Murşidin elini tutmadan tasavvuf erbabının kitaplarını okuyup erdim zanneden bir sürü insan var. Bakıyorsun kadın bir puta tapılışın ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Göya Mevlana Hazretleri hayranı. O diyor o putta Allah'ı görmüş. Onun için ona saygı gösteriyor diyor. Nasıl muhabbetli diyor. Nasıl muhabbetli. <laughs> böyle kalb yaşamadan giderse hal ile yol almaz ise işte böyle olur maazallah dininden olur. Bunları görüp bunları gösterip birileri de tevhidin nuruna dalanların sözlerini anlamayıp inkar edenler var. Öyle ki Eski büyük zevatın adam öyle bir karıştırmış ki felsefeciler hakkında söylemiş olduğunu sofiler hakkında söylemiştir diye sofilere atıyor. Ne dediğini de bilmiyorum maalesef. Bu kelimeyi tevhidin nuru kalbe dolduğu zaman işte gönül hakka doğru böyle bir ee, niyaz, terennün halinde olur. Neden? E çünkü gözünde her şey silinmiş. Rabbiyle baş başa kalmış bir hali buluyor yani. O vakitte. E o niyazda sesleniyor. Artık herkesin kendi kalbinin durumuna göre. Kimisi ilahi der, kimisi Rabbi der, kimisi Mevla der, kimisi Yar der. Nasıl niyaz ederse Rabbine karşı yani Rabbine doğru. Niyaz ediyor kalp. Diyor ki Yar, ilahi bir sesin gelse de kalbime seni dinlesem. Senden haber alsam da bayram etsem. Huu, e biraz daha zikre alır, biraz daha zikra bakar ki e Rabb'i konuşuyor zaten. Kalbiyle onu duyuyor zaten. Her dem her sorusuna, kalbinin her hastalığına şifa olacak ikramı sunuyor. Sunuyor zaten. Hu kalp tabi o kelamın nurunu aldığı zaman içine dünyadaki bütün her şeyin lezzeti tükenip bitiyor. Allahu Ekber. Yahu böyle bir lezzet mi var? Böyle bir tat mı var? Düşünün dünyada en zevk alınan şeyi düşünün. Derviş o nura daldığı zaman o o kadar süfli kalıyor ki. Ah ne olsa da şu hal her an yaşansa. Her an yaşansa. Hak Subhane ve Teala'nın nuru kalbime dolmuş. Hak Subhane ve Teala mer herden bana konuşurmuş. Peki ben niye duymadım? Nasıl oldu duymadım? İşte onu söylüyor genç aptal. <laughs> Gaflet uykusuna yatar uyanmaz. Gaflet uykusuna yatar uyanmaz. E gaflet uykusuna dalmışız meğer. Gaflet uykusuna dalan insan kulaklarını tıkayan insana benzer. Gaflet kulun kulaklarını tıkar. Kalbin kulaklarını tıkar. Hak her dem ona konuşurken duymaz. Zanneder ki Rabbi seslenmiyor. Ses vermiyor. Halbuki Allah'ın rahmeti her zaman bizi sarıyor. Biz o rahmete gafletle kulak tıkıyoruz maalesef. La ilahe illallah zikrine dalınca işte ne oluyor? Gafletin perdelerini yırtıyorsun yavaş yavaş. Yırtıyorsun. İlahi kelamlar doluyor bu sefer. Onun nuru kalpte öyle bir haz bırakıyor ki dünyanın bütün hazları sıfır olup bitiyor bütün dünyanın malını mülkünün sahibi olsa bir dervişin la ilahe illallah da yaşadığı o hazzı mümkün değil satın alamaz. Dünyanın bütün zevklerinde yaşasa onun binde birini tadamaz. Onun için hakiki zenginler, servet sahibi, mülk sahibi olanlar Hakka aşık olan kullardır. Çünkü zevkin ve insanın elde edebileceği güzelliklerin en üst noktası Allah'a ait olanlardır. Bunu hakka kalbini dönenler, onun nuruna dalanlar ancak yaşayabilir. Tadabilir.